İstanbul'un caddelerinden, yollarından her gün, her gece on binlerce araç gelip geçer. Taksi şoförleri bu yoğun trafiğin kahramanlarıdır. Hiç ummadığımız anlarda yaşamımızın en büyük heyecanlarını, hayatın acı tatlı anlarını paylaştığımız, bizi gideceğimiz yere güvenli ve çabuk ulaştırmaya çalışan cefakar taksi şoförleridir onlar. Onlar kent trafiğinin çiçekleridir. Çiçek taksi durağı İstanbul'daki yüzlerce duraktan biri. Yaşamlarını alın teriyle gece gündüz direksiyon başında ömür tüketerek kazanan pırıl pırıl taksi şoförlerinin mekanı. İşte Çiçek Taksi ailesi. Ramazan, Çiçek Taksi'nin aile reisi. Şoförlerin manevi babası, patronu, her şeyi. Geç bulduğu ve çabuk kaybettiği eşinin hatıralarıyla yaşayan, yalnızlığını, hüzünlerini, sevinçlerini şoför arkadaşlarıyla paylaşan altın kalpli, vefakar, gönlü bol, 40 yıllık usta şoför Ramazan. Şeker Kazım. Çoğu zaman çatık kaşlarla dolaşan ama bir güldü mü yüzünde güller açan Kazım. Üzerine titrediği oğlu Mehmet'le, Varayo'a kavga ettiği ama çok da sevdiği karısı Ayşe'yle. Sinirli olduğu zamanlar haricinde şeker gibi, aynı zamanda şeker hastası Kazım. Fırıldak Ömer. Durağın ele avuca sığmayan afacan şairi. At yarışı hastası. Karısı Manolya'nın en çok kızdığı ve en çok sevdiği biricik kocası Ömer. Yolların sevdalısı, Debriyaj FM'in sahibi Ekrem Bey'in belalısı. Her ne kadar yaramaz olsa da özünde iyi yürekli, sevimli delikanlı Ömer. Öğrenci Kenan. Yaşamını hem direksiyon hem de hukuk kitaplarının başında geçiren çalışkan, yakışıklı şoför Kenan. Karısı avukat Selcan'la, mutlu yuvasıyla, hukuk fakültesinden diploma alacağı günü iple çeken Kenan. Durağın çaycısı Abuzer. Saf, iyi kalpli, çalışkan bir Anadolu erkeği. Ara sıra üç kağıtçılık yapmaya çalışsa da hep yüzüne gözüne bulaştıran sevimli Abuzer. Artist Celal. Ünlü bir oyuncu olmak isteyen ama bir türlü figüranlıktan kurtulamayan Celal. Ne aradığı kadını ne de onu şöhrete götürecek rolü bir türlü bulamayan yakışıklı, şanssız Celal. Laf ebesi İbo. Durağın yanındaki lastikçi dükkanında çalışan ama çalışmaktan çok çenesini çalıştıran, gevezeliğiyle herkesi bıktıran lastikçi İbo. Başkomiser Murat. Polislik mesleğinden 25 yıllık hizmet ve pırıl pırıl bir sicille emekli olduktan sonra Çiçek Taksi ailesine katılan şoförlerin tatlı sert abileri Murat. Çaylak Erdal. Motosikletli kurye olarak çalışırken Ramazan tarafından durağa şoför olarak alınan Erdal. Çok konuşmayan, ailesinden, özel yaşamından ser verip sır vermeyen genç şoför Erdal. Çiçek Taksi şoförleri için artık aileden biri haline gelen trafik polisi komiser Sağaçek Sebati ve yardımcısı kolej mezunu Nuray. Bir taraftan zaman zaman Çiçek Taksi şoförlerine tolerans gösteren Sebati, diğer yanda asla taviz vermeyen ve ceza makbuzunu hiç elinden düşürmeyen Nuray. Mahalleye yeni bir taksi durağı taşınır da o durağın müdavimleri olmaz mı? Eski sinema oyuncusu Perihan Hanım. Durağın levhasından mahalledeki çöp tenekelerine kadar her şeye karışan emekli zabıta amiri Osman Bey. Evet,
İşte toplumun her kesitinden insanlarıyla Çiçek Taksi ailesi. Bizden insanlarıyla taksi şoförlerinin hikayesi. Bizim hikayemiz. Yallah şoför, yanında geçerek yanımda. Allah'tan korkuyor. Bir de senden asrı. Yallah şoför, yallah ne bekleyin. Avuzer, avuzer. Buyur ağam. Oğlum buna kafa derler. Ya ikiniz anlaşıp aynı şarkıyı söyleyin yahut da susun. Vallahi ağam ben susmayı tercih ederim yani. İbrahim'le bizim tarzımız çok farklıdır. Ne farklısı oğlum? İkiniz de arabesk söylüyorsunuz ya. Vallahi öyle değilsen de ağam yani söylemekten söylemeye fark vardır ya. Nerede onun karga sesi, nerede benim içli yanık sesim? Rica ederim. Hadi. Laba lubayı bırak da git oradan çay getir bize. Başüstüne ağam. Erdal oğlum, burada uyuyacağına evine gitsene. Bütün gece nöbet tuttun, biraz dinlenirsin. Tamam ama zaman. Alo. Evet. Şu anda müsait değilim de. Ya ben size kaç defa söyledim, beni peşin bırakın. Kapattım ben o defteri ya. Tamam. Hayır. Tamam, ben size arayacağım. Tamam, arayacağım. Bir arkadaş. Ramazan abi, bu akşamki hasat abi. Al abicim. Eyvallah. Oğlum Erdal. Ya işe başladığından beri ailenden kimse arayıp sormadı seni. Kimin kimsen yok mu senin? Abi daha önceden de söylemiştim ya. Ben yetiştirme yurdunda büyüdüm. Bir halam vardı, onu da geçen sene kaybettik. Neyse abi ben gideyim, görüşürüz. Güle güle evladım. Ağabey, ben size bir şey diyeyim mi? Ben bu çocuktan kuşkulanayım ha. Bu terörist neyim olmasın ya? Yok ya. Hadi hadi işinin başına ukalalığı bırak hadi. Abi öyle diyorsun da bence Abuzer haklı ya. Yani adam bir muamma, hakkında hiçbir şey bilmiyoruz ki. Vallahi Celal, ben de merak etmiyorum desem yalan olmaz yani ha. Kimsesiz garip bir çocuk. Bekleyelim görelim bakalım. Şimdiye kadar bir yanlışını görmedik ama bakarsın ileride o da kabak çiçeği gibi açılır ha. Ömer kalk, kalk sular kesildi ve sabunlu kaldım, çabuk kalk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nunuş böyle adam uyandırdı mı ya? Ne yazık ne oldu? Halime bak, aşk yüzünü bak, bana bak. Aşkım sen köpürüyorsun. Sular kesildi Ömer. Bak, sular idaresinin suçu. Güzelim benim ne kabahatim var yani. Bu sular idaresi suları doğru düz idare etse. Kardeşim sen şuraya akacaksın, sen şuraya akacaksın dese bu iş bitti ama bunda benim ne kabahatim var? Ömer saçmalama Allah aşkına. Sen su faturasını yatırdın mı? Yatırdım hayatım, aşk olsun. Ben bir şey göreyim yapayım. Ben. Neyi göreyim ben? Ömer su faturasını göster. Hayatım ben ya bu faturayı göstermekle sular gelse kabul de. Yani hayatım yatırdım hem mahallede 3 gün boyunca sular kesikmiş hayatım, gelmeyecek. Nereden bildin? Dışarıda konuşuyorlardı, duydum ben onu. Ne zaman duydun? Tamam hayatım, tamam peki, tamam göstereyim şu faturayı da. Sen böyle mazlut bir adamın günahını kalk neden ben alıyorsun diye. Kalk. Üşüyorum, çabuk ol. Faturanın cebinde. Çabuk ol Ömer. Tamam hayatım, tamam. Göreceğim. Göreceksin, tamam. Çıkar. Allah Allah. Bunu şuraya şöyle koy. Üstünün faturasını, parasını. Bunlar ne Ömer? Bunlar ne Ömer? Allah Allah. Sen paralarımızı at yarışlarına mı yatırdın Ömer? Mehmet, hadi oğlum kahvaltıya. Gece yarılarına kadar bilgisayarın başından kalkmasa sabah da uyanamaz tabii. Uyandı Kazım, uyandı, üstünü giyiniyor herhalde. Ulan bir kere de şu oğlunu korumasan ölürsün ha. Hep senden yüz buluyor bu. Günaydın. Günaydın oğlum. Giyindin mi? Aferin sana. Hadi bakalım, otur başla çocuğum. Yumurtanı da soyayım ben. Ya bırak kardeşim. Kazık kadar adam kendi yumurtasını kendi soysun ya. Bırak anne, yemeyeceğim zaten. Ne demek yemeyeceğim canım? Bunların hepsi bitecek o kadar. Geç kaldım anneciğim. Biraz erken kalksan rahat rahat kahvaltını da yaparsın, okuluna da yetişirsin. Eğer istediğin motoru alsaydınız erken kalkmama gerek kalmazdı. 5 dakikada okulda olurdum. Ulan sen beni çıldırtmak mı istiyorsun sabah sabah? Yahu bu motor tutkusu yüzünden kaç tane genç ya canından oldu ya da sakat kaldı. Vazgeç bu sevdadan ya. Hem o... Baba. Her ne halsa. Onu almaya bizim paramız mı yeter? Hem etimiz de budumuz da bizim evladım. Ay tamam Kazım, uzatma, şekerin çıkacak şimdi. Sayenizde efendim. Allah Allah, ben ne yaptım şimdi? Daha ne yapacaksınız ya? Ana oğul bir olup beni çıldırtmak için ne mümkünse yapıyorsunuz ha? Lan bir sabah da beni evden güle oynaya yolcu edin, kurban keseceğim Allah canımı alsın ha. Yazıklar olsun be. Aman güle güle, güle güle.
güle. Bütün parayı at yarışına yatırdığımdan dolayı elektriğin ve suyun parasını ben yedim. Yedim. Şimdi ben seni yedim. Bak, Ömer sen buraya git. Hayatım bak sakin ol lütfen bak elinden bir kaza çıkacak. Selcan, hayatım acele et, geç kalacaksın. Ay, elimden geleni yapıyorum Kenan. Fermuarımı çeker misin? Ha, çekeyim bir tane. Ver ceketini ver, hadi acele et, acele. Ay, inşallah bir şey unutmamışımdır. Ya hayatım, mahkemeye gide gele alışmış olman lazım artık. Ver. Hayatım, alıştım tabii ama bakalım seni de göreceğiz. İlk kez hakimin karşısına çıktığında sen ne yapacaksın? Önce bir mezun olayım da ondan sonrasını düşünürüz. Tabii ki mezun olacaksın. Ben bundan aksini hiç düşünmedim. Hadi gidelim. Hadi acele et, acele et. Koş. Ömer! Kapat şunu cadır kapat! Tamam hayatım kapattım tamam sinirlenme. Bak Manoş sen beni moralim bozuk bir şekilde bugün işe gönderiyorsun ya. Aa bak her yere yazıyorum. Bugün başıma kötü bir şey gelecek olursa çok üzüleceksin ha. Merak etme Ömer kötüye hiçbir şey olmaz. Ah, sen kötü koca görmemişsin. Allah'ını seversen söyle. Bir gün sana fiske vurdum. Bir gün üzerine gül kokladım mı ben senin bir daha? Onları da yapsaydın ha. Yapsaydım ne olurdu? Ne olur? Koyuveririm kapının önüne ben seni. Bak etme, eyleme güzel. Bak, bu küskün halin beni üzer. Ah hayatım, sen benim gönlümün sultanısın. İnşallah akşama kadar kızgınlığın geçer. Avucunu yalarsın Ömer. Tamam hayatım, tamam. Çocuğun önünde tartışmayalım lütfen. Ömer, bizim çocuğumuz yok ki. Ha, bizim çocuğumuz yok değil mi? Hayır yani bir gün olursa diye ben önünde kavga etmeyelim diye demiştim hayatım. Yeter şimdi? Çok sıkıldım. Yeter durur musun? İneceğim ben. Nerede duracağım? İneceğim yürüyeceğim burada dur. Hayatım dur. Dur şurada. Dur. Dur yolun ortasında dur. Dur. Senin sesin niye bozuk? Yine mi Levent'le kavga ettin? Önemli bir şey değil anne. Biraz tartıştık. Tartışmadığınız gün yok ki. Ne zaman arasam sesini ağlamaklı be kızım. Bana bak, bu yine kumar mı oynuyor? Param var anne, kumar oynasın. Zaten anca idare ediyoruz. Anne, acıktım. Tamam canım. Duygu'nun kahvaltısını hazırlayacağım. Daha sonra konuşalım mı anne? Olur kızım. Öğleden sonra gelmeye çalışır. Sen de üzme kendini. Öpüyorum. Ne olmuş anne ablama? Eniştenle biraz atışmışlar. Ben çıkıyorum canım. Daha ilk günden işe geç kalmayayım. Niye mi var senin? Özlem'le konuştum. Biraz canı sıkkın. Yine Levent'le kavga etmişler. Biz kızımızı bu adama eziyet çektirsin diye mi verdik? Ne biçim iş bu? Vallahi ben de anlamadım. Kızı evlendirmek de hata mı ettik yoksa? Bize başka seçenek bıraktı mı ki Murat? Orası da doğru ya. Bir yandan kızımız, bir yandan sen. Bende ne varmış? El alem emekli olduktan sonra gezip tozar. Sen hala bizler için çırpınıp duruyorsun. Gücüme gidiyor işte, ne yapayım? Hiç gücüne gitmez. Köşemde oturup pinekleseydim daha mı iyi olacaktı? Allah Ramazan'dan razı olsun. Gel benimle çalış demeseydi şimdi hala boş boş oturup duracaktım. Sen mutluysan mesele yok. Sizlerin yanında benim mutsuz olmama imkan mı var? Gene ne işler çeviriyorsunuz ana ol bakayım. Cumartesi günü amatör küme takımının seçmeleri varmış. Anlaşıldı. Lütfen izin ver baba, seçmelere katılayım. Oğlum kaç defa söyleyeceğim, futbol oynamanı istemiyorum. Ya dersimi ihmal etmiyorum ki, hem bu yarın hiç kırım gelmeyecek. Bunu akşama etraflıca konuşuruz. Tamam. Fazla sevinme. Daha evet demedim. Allah'a ısmarladık. Güle güle canım. Kazasız belasız inşallah. Kendine dikkat et babacığım. Canım, bugün okula uğramayı unutma. Sınav günlerini bu hafta açıklayacaklardı. Tamam, bir ara uğrarım. Selcan ya, hiç çalışmadım. Ne olacak şimdi? Aa, o zaman otur çalış. Vallahi Kenan, şu iki dersi veremezsen mezun oluncaya kadar annemlerde kalırım, haberin olsun. Beni nasıl kafana koyup aldıysan diplomanı da alacaksın. Yok ya, sen benimle evlenmeye dünden razıydın be. Hiç uğraşmadım ki. Aa, öyle mi? Görürsün sen. Tamam hayatım, uğrarım bir ara. Evet, geldik. Hadi hayatım. Hoşça kal canım. Selcan, göster onlara yürünü. Göstereceğim. Hadi hoşçakal.
Hayır, sana ehliyet veremem be kardeşim. Yürü ya. Oğlum boşuna korna çalıyorsun. Adam nereye gitsin? İşte yoluna devam edip gidiyor. Ya araya girsin be abicim. Oğlum sağdan soldan trafik akıyor. Nasıl girsin araya? Allah Allah. O zaman önündekinde sollasın, devam etsin gitsin ya. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah. Bir saattir kaplumbağa gibi önümde, yürüyemedi bir türlü be. Maşallah biz de Şahin gibi uçuyoruz. Bindiğimden beri bir parçacık hız kestiğini görmedim. Allah'tan trafik sıkıştı da biraz yavaşlamasını bildin. Yol müsait olursa gideceğiz tabii. Allah Allah ya. Şey affedersiniz. Ya biz sizle daha önce tanışmış mıydık? Sanki bir yerden çıkaracağım. Vallahi taksiye bindiğimden beri ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Değil mi? İstanbullu musun? Evet, İstanbulluyum. Şey, hukuk fakültesinden değil mi? Tabii ya. Şimdi hatırladım. Siz bir alt sınıftaydınız değil mi? Evet, evet. Ya kusura bakmayın, ben isminizi çıkaramadım. İsmail. İsmail'di değil mi? Doğru. Benim de Kenan. Vay be. Nereden nereye? Ya senin bir de kız arkadaşın vardı. Aa evet, Selcan. Biz onunla evlendik. Öyle mi? Çok sevindim. Sağ ol. Biz de okumaktan evde kaldık. Ben de hakim oldum. Hadi ya, ne güzel. Evet, evet, çok iyi. Sen ne iş taksilerde? Okul bitti diye biliyordum. Ya işte benim alttan iki tane ders kaldı da hala onu vermeye çalışıyorum. İşte ekmek parası. Gece gündüz direksiyon sallıyoruz böyle. Aa, yeterim artık suratsız. Sol tarafından mı kalktın, ne? Hayır, köpüklü kaldım. Ne? Anlamadım. Ömer su faturasını yatırmamış. Girdim banyoya, tam yıkanacağım. Cart, kesiliver sular. Kaldım böyle. Faturayı ödeseydi şaşardım zaten. Güya bir daha oynamayacağım diye söz vermişti. Sen zaten aptalsın. Ne inanıyorsun bu herifin sözlerine? Vur tekmeyi çeksin gitsin. Sana kocamı yok. Ne uğraşıyorsun bu beygirle? Yok tabii. Hem baksanıza bana siz. Ben kocama laf söylerim ama size söylettirmem Ekrem Bey. Yalancıdır, dolandırıcıdır ama o benim kocamdır. Hem severim hem döverim. Aman! Sana iyilik de yaramıyor. Al da başına çal. Kabahat bende ki oturmuş senin gibi aptalla konuşup duruyorum. Bir düşünün sevgili dinleyiciler. Bugün kendiniz için ne yapacaksınız? Hiçbir fikriniz yok mu? O zaman siz düşüne durun. Ben kendim için bir şarkı çalacağım. Kendim ettim, kendim buldum. Kime mi gidiyor? O gideceği yeri biliyor. Ah Ömer ah! Bir altını bulacağım diye belanı buldun işte. Al bakalım. Ama uzakmış ya. Aslında daha çabuk gelirdik ama siz fazla hız yapmamı istemediniz. Tabii bizde de müşterinin memnuniyeti her şeyin önünde gelir tabiatıyla yani. O zaman bir şey daha rica ediyorum. Lütfen önünüze bakarak konuşun. Düz mü gidiyorum? Buralarda bir mezarlık olacakmış. Açık adresi biliyor musunuz? Ha, işte mezarlık. Buradan sağa dönelim. İlk soldan girelim. Tamam. Ben şu köşedeki durakta ineceğim. Sizi memnun edemedik galiba. Araba mı değiştireceksiniz? Hayır, ben oraya gidiyorum. Çiçek taksiye mi? Evet. Buyurun paranızı. Bereket olsun. Vay Murat'cığım, hoş geldin canım. Nasılsın, iyi misin canım? Sağ ol canım, sağ ol. Biraz geç kaldım, kusura bakma. Ne demek geç kaldın ya? Şansa bak, hem de bizim taksiyle gelmişsin ha. Öyle oldu ya. Ne güzel olmuş burası. Vallahi adına layık olsun diye elimizden geleni yaptık işte. Çiçek gibi olmuş. Elinize sağlık. Arkadaşlarla tanıştırayım seni. Geç canım. Arkadaşlar, size Murat Bey'i takdim ederim. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Hoş gelmişsiniz ağam. Bu Abuzer, durağın çaycısıdır. Ama temizlik işlerimize de bakar. Daha doğrusu her işimize koşar, iyi çocuktur. Bu da artist Celal. İnşallah günün birinde şeytanın bacağını kırıp iyi bir artist olacak. O gün bugün olabilir abicim.
Dün akşam bir aslan arkadaş telefon etti. Nisan Yağmuru dizisinde bir rol varmış abi. Büyük bir ihtimal oraya gideceğim. Hadi hayırlısı. Kazım'la da zaten tanıştınız. O da Durağan en kıdemli şoförüdür. Bu kadar mısınız? Bu kadar olur Muratcığım. Daha üç arkadaş var. Onlar da birazdan gelirler. Hadi geç otur şöyle geç. Pardon. Ayıp olmazsa diyeyim ki biz de bey amcayı tanıyabilir miyiz yani? Murat benim askerlik arkadaşımdır. Kendisi emekli başkomiserdir. 25 yıl bu memlekete hizmet verdi. Öyle mi? Öyle öyle. Şimdi de durağımızın müşterilerine hizmet edecek. Kendisi artık şoförümüzdür. Aramıza hoş geldiniz. Sağ olun. İnşallah sizlerle iyi anlaşırız. Merak etme, hiçbir sorun çıkmaz. Biz burada aile gibiyiz. Hah, işte ailenin en haşarı çocuğuna geldim. Oho! Kapının arkasında... kapıyı yanlış koymuşlar Kazım abi. Allah Allah. Merhaba arkadaşlar. Bitti, bitti. Vallahi bitti. Bitti, bu iş bitti baba, bitti. Allah Allah, ne oldu Ömer beyefendi? Ya ne olsun babacığım ya, bu evlilik bana göre değil. Yani ben özgürüm. Ben kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Ara sıra gelir babamın yanaklarını sıkarım. Merhaba. Kazım abi. He. Beyefendi kim? Yeni şoförümüz. Hadi ya. merhaba efendim. Merhaba. Ben arkadaşlar bana öyle söylerler. Fırıldak Ömer ama namı diğer şair Ömer. Memnun oldum efendim. Ben de memnun oldum. Alo buyurun ben Celal. Evet abi. Tamam abi hemen geliyorum abicim. Oh rolü kaptım. İşte gözün aydın. Abi ben gidip şu rolü bir canlandırıp geleyim ha. Tamam da o kadar da acele etme. Tamam abicim. Vererek tamam hoşça kalın. Gördüğün gibi Muratcığım burada hiç canın sıkılmaz. Hepsi dört kol çengi. Hadi Abucan bize birer çay yap oğlum. Başüstüne abi. Hayrola Celal abi bu ne telaş ya? Çekime çağırdılar da oraya gidiyorum İbocuğum. Abi gitmişken yönetmenle benim için de bir konuşsan abi. Vallahi ner olursa inerim ha. Vallahi abim benim be. Merak etme hallederiz. Allah kırmızı ışık. Geç be oğlum boş ver be. Aman bir bu eksikti ha. Of. Kırmızı ışıkta geçiniz beyefendi. Bakın memur hanım söylemesi ayıp ben sanatçıyım sete yetişiyorum da gene söylemesi ayıp Nisan Yağmuru dizisinde oynuyorum. Yok sonra taksi şoförünü mü canlandırıyordunuz? Rolünüzü hiç çalışmamışsınız herhalde. Orada kırmızı ışıkta geçilmeyeceği yazıyordu sanırım. Neden inanmıyorsunuz? Ben bir artistim ya. Beyefendi bırakın artistlik yapmayı da ehliyet ruhsatı benim için. Aa! Sebahat abi! Sebahat abi bir dakika bakar mısın abicim ya? Celal! Celal! Yine ne yaptın? Kırmızı ışıkta geçti amirim. Ya acelem var Sebahat abi. Çekime gidiyorum ben ya. Aha! Herkesin acelesi var. Trafik kuralların çiğnem hakkını vermez beyefendi. Tamam ya tamam o zaman kesin cezamı da gideyim ben ya. Ses tonuna dikkat et. Memur hakaretten bağlarım arabanı. Ne oluyorsunuz ya sakin olun. Ehliyet ruhsat sende sen kes hemen cezaya bakayım. Yahu sen de biraz daha dikkatli ol kardeşim. Bütün gün yollardasınız sizin kurallara daha çok uymanız lazım geliyor. Haklısın abi haklısın. Hadi hadi Celal hadi. Geçinler abi. Sağ ol. Alo çiçek taksi buyurun. Evet efendim. Ekinciler Caddesi 16 numara. Tamam hemen gönderiyorum. İyi günler. Ömer oğlum. Hadi Ekinciler Caddesi 16 numara yavrum. Tamam Ramço. Yettim şimdi. Hadi görüşmek üzere. Hadi kolay gelsin. Bir dakika gel buraya. Heh. Oraya gitmişken şu arabanın kaskosunu da yatır. Yeri biliyorsun değil mi? Bilmez miyim Ramço? Biliyorum tabii. Hemen yatırım. Muratcığım. Askerde ne biçim top oynardık ha? Şimdi de benim oğlan oynuyor. Başımıza futbolcu mu olacak ne? Niye öyle diysen ağam ya? Hayatı kurtulur. Roberto Carlos ne kadar kazanıyor bilin mi? Doğru. Hayatı kurtulur. Ama Allah muhafaza. Bir ayağı kırılırsa işte o zaman da hayatı kayar. Ama okursa bir diploması olur, bir mesleği olur. Muratçığım ben de senin gibi düşünüyorum ama gel de bunu Roberto Carlos'a anlat. Alo. Şu anda müsait değil. Tamam.
ben arayacağım. Tamam, sonra konuşuruz. Hey! Kızım, aklında sorun mu var? Lütfen devam edin, hemen gidelim buradan. Sakin ol kızım, bu ne telaş? Ne olur gidelim buradan. Dur, dur! Ne oluyor ya? Benden kaçacağını mı zannediyorsun? Hiçbir yere gidemezsin. Bırak kolumu. Kes sesini, sen benimsin, anlıyor musun? Yardım edin lütfen. Sadece benim. Senin şeyim değilim artık, bırak beni. Sen anlıyor musun? Yalnızca benim, vallahi. Bırak kızın kolunu, günah. Ayıp değil mi? Delikanlı adamsın. Sana be adam! Bu ailevi mesele. Sen de karışıyorsun. Sen git kendi işine. Bak evladım, bu yaptığına düpedüz adam kaçırmak denir. Cezası da çok ağırdır. Bana bak moruk, senin canın dayak istiyor galiba. Aa! Aa! Of. Hadi kızım, bin arabaya da gideceğin yere götüreyim seni. Allah razı olsun sizden. Siz olmasaydınız ne yapardım bilemiyorum. Can mıydı? Erkek arkadaşımdı. Buraya onunla bir daha görüşmek istemediğimi söylemeye gelmiştim. Ama o sinirlenip beni eve kapatmaya çalıştı. Sanki deli gibiydi. Bir türlü kabullenemiyordu ayrıldığımızı. Siz olmasaydınız belki de beni öldürürdü. Neyse, sakin ol kızım. Ama sen de bundan sonra seçeceğin arkadaşına dikkat et canım. Kameramanım, sen şöyle uzağa git, tamam mı? Tele çalışacağız. Sonra da aşağı ineceğiz. Anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı, tamam. Kızım biz şimdi... evet, ikinci plan çekiyoruz, tamam mı? Hadi güzelim. Cihacığım, rolünü biliyorsun. Bilmiyorsan da ben sana anlatıyorum, tamam mı Cihacığım? Tamam. Şimdi böyle uzanıyorsun, ölü rolü yapacaksın. Ölü rolü. Ama yani bu rol var ya, çok önemli bir rol. Ve bu sahnede hissederek oynamanı istiyorum, tamam mı? Yani muhteşem olmasını istiyorum. İstiyorum, istiyorum ve senden bunu bekliyorum. Hadi canım, uzan. Cihacığım, yüzünü kameraya dönme. Heh, tamam. Çok güzel. Sakın bozma. Ya Settar abi, bir kameraya ah diyeyim de öyle döneyim bari ya. Ya Celal'cim, konuşma. Ölüyü canlandırıyorsun. Onu hissedeceksin iliklerine kadar. Hadi canım. Hadi güzelcim. Action. Kadere bak ya. Yüzüm eskimeden sırtım eskiyecek ya. Evet abi. Dinliyorum. 4 numaralı sümeni tek geçiyorum. Tamam abi. 3. koşuda da Yeliz'i tek geçiyorum. Anladım abi. Tamam abi. Tamam abi. Tabelada da sürpriz vereceğim. Peki tamam. Oğlum, gün bugündür. Hadi git atlardan al kısmetini. Kasko parasıyla da at yarışı oyna. Hem su faturasını yatır, hem de köşe ol. Abi be, affedersin. Sana bir şey sormak istiyorum. Kumara inanır mısın? İnanmak mı? Hayat zaten bir kumardır birader. Oynamayan kazanamaz. Risk alacaksın ki kazanacaksın. Haklısın be abi. Haklısın. Doğru söylüyorsun. Risk alacaksın ki kazanacaksın. Oynayacağım anasını satayım. Abuzer, abuk adam, sapık adam. Vaka burnumuzun dibinde. Yarım saattir neredesin sen? Ama Allah, benim bir suçum yoktu. İbrahim, biraz dertleşek dedi, kıramadım abi. Ben şimdi senin kafanı kıracağım, kafanı. Kıracağım kafanı. Elimde kalacaksın. Salak deli be, bıktım senden artık. Aa, yeter. Merhabalar Ramazan Bey. Merhabalar Perihan Hanım. Bu ne güzel sürpriz. Hoş geldiniz. Buyurun, oturun. Hoş bulduk. Bir arkadaşıma gidecektim. Taksi bakmıştım. Öyle mi? Ama durakta hiç arkadaş yok. İsterseniz biraz bekleyin bir kahvemizi için. Buyurun. Peki. Bekleyeyim. Abuzer oğlum. Hadi bakayım Perihan Hanım'la bize birer kahve yap. Ay zahmet etmeyin lütfen. Zaten çarpıntım var. Yaşlılık işte. Aa yok canım, daha neler. Hala genç kız gibisiniz yani. Bazen eski filmlerinizi yayınlıyorlar. İzliyorum da hiç değişmemişsiniz. Ay yok canım, sizin hiç güzelliğiniz o. Merhaba abi, nasılsın? Ha merhaba Perihan Hanım, nasılsınız? Merhaba, iyiyim, siz nasılsınız? E işte idare eder. Pardon, Ramazan abi. Ya bugün ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Arabaya bir arkadaşım bindi. Ya çocuk hakim olmuş. Ben karar verdim, okulu bırakacağım. Bunu sonra konuşuruz Kenancığım. Bak, Perihan Hanım'ın acele bir işi varmış. Öyle mi? Sen onu götürüver de bizim yüzümüzden geç kalmasın. Tamam abi. Aşk olsun. Hiç böyle bir şey düşünmedim. Tekrar görüşmek üzere. Güle güle efendim. Buyur. Hadi.
Vay be! Hala daş gibi avrat deme ama. Terbiyesiz! Ne diyorsun sen? Ne biçim konuşuyorsun? Koparırım dilini. Ne demek taş gibi? Tabii taş gibi ama senin bildiğin taş değil. Akik, akik. Mesafe kısa çıkan bitirir. Hadi aslanım be, yürü be. Hadi aslanım. Dur, dur, dur. Oğlum dışarı çek, dışarı, dışarı, dışarı çek, dışarı çek, dışarı çek. Dış kulvara gel, dış kulvara gel. Bittin oğlum sen Ömer, bittin. Elektrik parası gitti. Ramço'nun kasko parası da gitti oğlum Ömer. Öldün sen, öldün, 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 öldün. Yeni diyeceğimiz Aynur Hanım. Merhaba canım. Ekrem Bey, biraz özel olarak yalnız konuşabilir miyiz? Aynur Hanım yabancımız değil. Ne söyleyeceksen onun yanında söyle. Ay evet, ne olur çekinme canım. Fikrimi soracak olursanız Ekrem Bey, yani başka bir diyeceğe hiç gerek yok ki. Ben radyonun bütün işini tek başıma yapabiliyorum. Şimdi senin fikrini soran oldu mu? Aynur Hanım yeni diyeceğimiz olacak. Senin sesini duymaktan artık herkese gına geldi. Farklı şeyler, güzel şeyler istiyorlar. Aynur Hanım radyomuza yeni kan olacak. Ben eski kan mıyım? Programlarına bakarsan ne olduğunu anlarsın. Bize değişiklik lazım. Gençlik lazım. Demek öyle. Siz bilirsiniz Ekrem Bey. Alın yeni diyeceğinizi tepe tepe kullanın. Tanışma faslı bitti galiba. Ben yayın odasına geçebilir miyim? Birazdan programa başlayacağım da. Tabii efendim, tabii. Hatta ben de gelebilirim. Buyurun, buyurun. Beni bir mini eteğe sattın be. İnşallah onun sesi kısılır da bir kelime bile edemez. Merhaba sevgili seyirciler. Ben yeni diyeceğiniz Aynur. Bu parçayı yeni tanıştığım bir arkadaşım için çalıyorum. Ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına. Ay ya! Alo? Manoş, minik kuşum, söyle canım benim, emret, emret sultanım. Ekrem Bey bir tane nice almış, yeni kan gerekiyormuş, ben eskimişim, dinleyiciler istiyormuş. Kızı görsen, bir de o kadar bir şey. Evet, doğru söylüyorsun. Ben niye canımı sıkıyorum ki? Evet kuşum. Ha Ömer, bak unutuyordum, elektrik faturasını yatırdın değil mi? Efendim, minik civcivim benim. Ne, hay Allah, ses devamlı gidip geliyor hayatım. Son dediğini duyamadım pek. Alo, Ömer anlamıyorum, elektrik diyorum. Alo. Ne elektrik, elektriğini, elektrik faturası. Hayatım, ben elektrik faturasını yatırdım, hiç merak etme. Ben seni daha sonra ararım hayatım. Hadi görüşmek üzere. Kesildi ayol. Şimdi ben bunu Ömer. Bittin oğlum sen Ömer, bittin, bittin, bittin. Ne taraf efendim? Çengelköy'e doğru rica edeceğim. Estağfurullah, başüstüne. Müzik rahatsız ediyorsa kapatayım radyoyu. Hayır efendim, hayır. Bilhassa müziği çalsın. Çünkü müzik ruhun gıdasıdır. Çok doğru söylüyorsunuz efendim. Yalnız sizden rica edeceğim, biraz daha nostaljik şarkılar çalan kanal olsun. Olur, tabii memnuniyetle. Bu nasıl? Bu pek iyi değil. Biraz daha eskileri çalan kanal olsun. Bu güzel değil mi? Tam sizin istediğiniz gibi. Yok evladım, yok. Bunlar pek eski değil. Hayda.
Çattık iyi mi? Bu nasıl beyefendi? Bana sorarsanız gayet iyidir derim. Aman yapma evladım. Bunun neresi? Şöyle ilerlere doğru bakalım. Belki oralarda vardır. Beyefendi az kalsın kaza yaptırıyordunuz bana. Buyurun. Alın teybi. İstediğiniz kanalı kendiniz seçersiniz artık bundan sonra. İbo'yla yarınki yarış için bir kupon yapayım da bir yardım etsen ha. Ne o Ömer beyefendi, ne düşünüyorsun? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Yok Ramazan abi, Karadeniz'de değil de Veli Efendi de son ayakta batmıştır. Helal be İbrahim, iyi espri yapayım ha. Çok komik. Benim altını düşünecek halim mi var ya? Ne düşünüyorsun peki böyle arpacı kumrusu gibi? Yok be Ramço, biliyorsun işler kesat. Yani bazen müşteri var, para yok. Bazen de para var, müşteri yok. Öyle işte. Doğru, haklısın da bunlar geçicidir. Açılır işler, açılır. Sen kaskoyu ne yaptın, yatırdın mı bakayım? Ne? Kasko mu? Tabii Ramço, yatırdım. Kaskoyu yatırdım tabii Ramço. Ver o zaman makbuzu, şu dosyaya koyayım. Makbuz. Makbuz şeyde. Nerede? Makbuz şeyde bu. Arabada Ramço. Git getir o zaman, ne duruyorsun? Tamam Ramço, şimdi getiriyorum. Ramazan Beyciğim, nedir bu böyle? Her taraf felaket, çamur içinde. Sırılsıkla buldum şu arabaları, başka yerlerde yıkasınlar canım. Tabii Sayın Düdük Osman, bir dahaki sefer başka yerde yıkarlar. Acaba taksi mi lazımdı Osman Bey? Sıra sende mi yavrum? Ah, sıranın ne önemi var? Mühim olan insanlık. Buyurun efendim. Ulan Ömer! Hiç önemli değil. Ben gideceğiniz yere kadar götürürüm. Ulan Ömer! Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Al bakalım anahtarı. Alo Çiçek Taksi, buyurun. Evet efendim. Barış Sokak No 5. Tamam, hemen gönderiyorum efendim. Hadi bakalım Erdal, ilk işin. Hayırlı olsun. Barış Sokak No 5. Tamam abi. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Tamam. Bak bu çocuğu benim gözüme hiç tutmuyor ha. Sanki bizden bir şeyler gizli. Bizimle konuşmuyor. Soru soruyu kaçamak cevap veriyor. Abuzlar abim doğru söylüyor Ramazan abi. Telefon geliyor bazen, böyle telefonda gizli gizli fısır 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 konuşuyor. Bir şey anlamadık vallahi biz de. Size ne be? Ne o evde kalmış dul karılar gibi dedikodu ediyorsunuz? Hadi bakayım, sen lastik tamirine, sen de ocağa hadi. Hadi! Şey efendim, eğer yanlış anlamazsanız bir şey söyleyecektim. Siz bana bir miktar borç para verseniz, ben bu arabanın kaskosunu ödesem, ay sonunda size tekrar geri iade etsem. Hı? Bak işte Ömer Bey yavrum, bütün bu işler dengesiz ve bilinçsiz hesaplamalardan dolayı oluyor. Şayet sen hesaplarını bilinçli ve dengeli bir şekilde yapmış olsaydın, sonradan kimseden borç istemek zorunda kalmazsın yavrum. Değil mi? Tembele iş buyur, o sana akıl versin. İyi ki adamdan borç para istedik. Çeyrekmiş. Aa bak yavrum. Ödemelerini de son güne bırakırsan ondan sonra tamamen açıkta kalırsın. Öyle değil mi yavrum? Ne o? Yemeği beğenmedin mi yoksa? Yok. Çok güzel olmuş. İyi de daha bir lokma bile yemedin. Kenan, canın bir şeye mi sıkkın senin? Hayır. Yok, sıkkın değil. Hadi hadi, anlat bakalım. Duraktakiler mi yoksa müşteriler mi canını sıktı? Selcan, sana bir şey söylemek istiyorum. Ben bu sınava girmeyeceğim. Ne? Ne dedin sen? Sınava mı girmeyeceksin? Delirdin mi sen Kenan? Nasıl yaparsın bunu? Hayatım, bunu bize yapamazsın. Bu sınava girip kazanmak zorundasın. Hani beraber davalara girecektik, beraber büro açacaktık. Unuttun mu yoksa? Hayır, unutmadım. Ya benim bu sınavı veremeyeceğim de bir gerçek. Hem zaten artık önemi de kalmadı. Ya bugün arabaya okuldan bir arkadaşım bindi. O okulu bitirmiş, harcım bile çıkmış. Kendimi aptal gibi hissediyorum. Bense hala sınavlara girip çıkıyorum. Selcan, bunu kabul etmemiz lazım. Artık ben bu okulu bitiremeyeceğim. Canım benim, acele etmezsen bir çözüm yolu bulabiliriz. En azından son bir kez daha dene. Belki bu sefer olur. Aa!
Hayırdır inşallah. Bunlar da neyin nesi? Manuş, kuşum, Ömer geldi tatlım. Neredesin? Gel kuşum gel, salondayım. Geldim. Manuş. Oğlum. Oh, dur. Söyleme. Sakın söyleme, tamam. Evlilik yıldönümümüzü unuttum. Ben bir eşeğim, kabul ediyorum. Sen eşeksin ama evlilik yıldönümümüz değil. O zaman doğum gününü unutmuş olabilirim. Ben bir aptalım var. Aptalsın ama doğum günüm değil. Çocuğumuzun doğum gününü unutmuş olabilir miyim acaba? Ay, o bizim çocuğumuz mu var Ömer? Yok. O zaman ben neyi unuttum Manoş? Ben hiçbir şeyi unutmadım. Benim minik kuşum bana sürpriz yaptı ve çok romantik bir gece hazırladı değil mi? Evet, birazdan hiç yaşamadığın kadar romantik bir gece yaşayacaksın. Ben sana vurulmuşum minik kuşum. Ben sana vurulmuşum minik kuşum. Madem sen bana vuruldun, ben ne yapıyorsun be? Kalk! Bir dakika, ne yapıyorsun böyle? Nedir bu? Ömer! Efendim? Niye yatırmadın elektrik faturasına? Yatırdım. Vallahi de billahi de yatırdım Manoş. Allah, iki gözüm ölme aksi billahi. Ay, yemin etme, taş olursun. Sen yatırsan niye kessinler şu elektriği? Halime bak ya! Doğru, neden kessinler elektriği değil mi? Neden kessinler? Ben de onu merak ediyorum. Bu elektriği niye kesiyorlar yatırmakta Ömer? Evet. Bütün bu paraları sen yarışlarına harcıyorsun değil mi? Bak, açıklayabilirim. Açıklamaz, bana... sus! Ama Manoş! Aması maması yok! Bak! Sus! Sustum. Aması maması yok! Bak Ömer, elektrik faturasını yatırana kadar bu eve girmeyeceksin. Nasıl? Bitmiştir bu iş! Çıkışın! Yapma Manoş! Kırayım kapanı bak! Manoş! Kırayım de çıkın! Manoş! Ya yap! Tamam, bir dakika! Manoş! Kabahat bende değil ki, bütün suç o altıncı ayakta! Fenerbahçe'nin kullanacağı. Hac atışı İstanbul Fenerbahçe stadında Türkiye birinci. Oğlum şunun sesini biraz kıs. Tamam. Annenle ne konuştuğumuzu anlayamıyorum. Ama başım gidiyor maç. Mücadelenin ilk yarısında taraflar gol kaydına muvaffak olamıyorlar. Ve evet. İlk yarı bitti. Muhteşem maçtı baba. İzlemeni isterdim. Ben de şu saatte derslerinin başında olmanı isterdim. Aman baba, sen de yani. İki dakika bir maç seyredelim dedik. Merak etme. Derslerinin hepsini yaptın. Çocuğun üstünde biraz fazla gitmiyor musun? Üstelik fena mı? Futbolu öğreniyor işte. Bırak Allah aşkına hanım. Ne futbolu? Okuyup tahsilini bitirip bir meslek sahibi olmak varken futbol. Bak ayağına, kırılabilirdi de. Bu kadar büyütmeye gerek yok baba. Alt tarafı biraz incinde o kadar. Futbol maçlarında olur böyle şeyler. Yarın bir gün baba olduğun zaman hatırlatırım bunu sana. Benim bütün derdim senin iyi bir tahsil yapıp iyi bir meslek sahibi olmak. Bak bana, ben okuyamadığım için başkomiserlikten öteye gidemedim. Ama şimdi öyle mi? Pırıl pırıl gençler var teşkilatta. 3 yıl okuyup işlerin başına geçiyorlar. Oğlumuz hem okuyor hem top oynuyor Murat. Şimdiki gençler daha akıllı. Senin benim gibi cahil kalmıyorlar. Bak, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, milli takımda ne gençler var. Üstelik hepsi yetenekli. Tahsil de görüyorlar. İnşallah benim ümidim de onlar gibi olacak. Ailemizin medarı iftarı olacak. Takımın antrenörü çok iyi olduğunu söyledi baba. Hele Solay ama acayip iyi buluyor. Bak oğlum, ben diyeceğimi dedim. Tahsilini aksatma da ne istersen yap. Levent, hadi sofra hazır. Nereye Levent? Yemek hazırlamıştım. Siz yiyin, benim arkadaşlarla bir işim var. Ama hep beraber yiyeceğiz demiştik. Dün akşam da erkenden çıkıp gittin. Hesap mı vereceğim kızım sana ya? Allah Allah! Ha? Akşam beni beklemeyin, geç geleceğim. Siz yatın, tamam mı? Ah Ömer, ah! Ah oğlum, ah! Bittin sen. Kime hesap vereceksin sen, ha? Kime hesap vereceksin? Elektrik parasını yedin, su parasını yedin. Terbiyesiz! Ne yapacaksın şimdi, ha? Ha? Manoş'a nasıl hesap vereceksin? Manoş haklı vallahi billahi. Kasko! Allah'ım yarabbim! Terbiyesizsin sen Ömer! Kasko parasını da yedin! Ramcı'ya ne diyeceksin peki? İntihar et daha iyi oğlum. Ölsen öl. Yavaş ya Şekşan. Eyvallah abi. Emredersin. Geçmiş olsun abi. Ne iş?
İyice iş, iyice iş. Yok abi, yani onun için değil. Yani kaza falan mı geçirdin diye sordum ben sana. Ne kazası kardeşim? Hanım da dayak yemeyeyim diye buldu bu duvarayı. Hanım bakıyor, kafa göz sarılı nasıl olsa dayak yemiş diyor, beni dövmüyor. Seni uyanık seni. Ama iyi numara ha. Kafa sarılı ha. Ya Ayşe, bak sana kaç sefer söyledim bu oğlana böyle yüz verme diye. Ama nerede? Sakalımız yok ki sözümüz dinlensin. Aman sen de bir tuhafsın be Kazım. Çocuk 40 yılın başı izin istemiş. İzin vermese miydim yani? Hiç halden anlamıyorsun. Ayşe, gece vakti dellendirme beni ha. Hangi halden anlayacağız kardeşim? Biz adama diyoruz ki otur ders çalış. Yok arkadaşlarımla gezeceğim, yok oraya gideceğiz, yok buraya gideceğiz. Ne bu gürültü ya? Bağırışlarınız ta sokak kapısından duyuluyor. Bana bak lan, neredesin sen? Saat kaç? Baba, Volkan'ın yeni motoruyla dolaştık, muhteşemdi ya. Görmeni çok isterdim. Karnın aç mı yavrum? Yok anne, arkadaşlarla hamburger falan yedik. Vallahi baba, o motorun aynısından istiyorum, hiç karışma. Ne diyorsun lan sen? Utanmadan bir de motor mu istiyorsun benden? Ay Kazım, yavaş olur musun lütfen? Çocuğa bağırmasana canım. Sen karışma Ayşe. Zaten bu oğlanı bu hale sen getirdin. Bir de dedi ki etmedim. Bir de beyefendi motosiklet istiyor. Bağışlısın efendim, hemen alırız motosikleti. Zaten bende motor olacak, para çok. Aman baba, senle de konuşulmuyor ya. Ben odama gidiyorum. Ha, unutmadan. Rengi kırmızı olacak baba. Neyin rengi? Motorum baba. Bana alacağım motoru. Ulan şimdi ben senin canım... Bir de utanmadan rengini söylüyor. Ulan ben senin rengini bir kırmızı yapayım da gör gününü. Aman be Kazım, aman be. Bak çocuğun kalbini kırdın. Ulan, ulan bu evde bir de benim kalbimi düşünen olsa be. Bir de benim kalbimi düşünen olsa be. Buyursunlar ağam. Eyvallah abuzer. Ya bana bak, Ömer hala kalkmadı mı? Yok ağam, kalkmadı. İstiyorsan kaldırayım hemen. Yok oğlum, bu akşam evine gitmedi mi, arabada uyuyor? Yok ağam ya, bana yengem herhalde eve almadı. Ha, sen nereden biliyorsun? Ağam bu fırıldak Ömer yani. Şimdi yengem alsa hayatta arabada yatmaz yani. Allah Allah. Merhaba Ramazan abi. Oo Selcan kızım, hoş geldin. Gel buyur otur. Yenge, yeni çay demledim, hemen vereyim. Sağ ol Abuzer, içmeyeyim. Şey Ramazan abi, sizden bir ricam olacaktı. Estağfurullah evladım. Abuzer, sen şu çaya bakıver yavrum. Hayırdır, ne oldu kızım? Nasıl söylesem bilmiyorum ki. Kenan son sınava girmek istemiyor. Okulu bırakacağım diyor. Ne? Okulu bırakacağım mı diyor? Yahu delirmiş mi bu oğlan? Bir de siz konuşsanız diyorum. Sizi dinler ne de olsa. Konuşurum tabii. Olmaz öyle şey. Aa, gerekirse birkaç gün izin veririm, derslerine çalışsın. Sen gönlünü ferah tut kızım. Sağ olun Ramazan abi. Ben artık kalkayım. Duruşmaya geç kalacağım. Tamam kızım, sen merak etme. Ben konuşurum onunla. Hoşça kalın. Güle güle evladım. Ömer! Ömer! Gelsene şuraya! Allah! Yandın Ömer. Kaskoyu soracak şimdi. Oğlum bir dakika diyorum. Ramço! Benim acil bir işim çıktı. Bir müşteriye gitmem gerekiyor. Daha sonra görüşürüz, tamam mı? Ömer, bir dakika! Ömer! Ulan bu oğlan bir şeyler çeviriyor ama. Hadi hayırlısı. Bittin Ömer sen. Vallahi billahi bittin. Gidecek, kalacak, yerin yurdun yok senin. Ama kabahat sende. Manyaksın oğlum sen. Su parasını yiyorsun. Peki Ramço'nun kasko parasını niye yiyorsun? Bittim ben. Vallahi billahi bittim. Ana, ne oluyor lan? Oha! Manyak! Kardeşim ne biçim araba kullanıyorsun sen? Böyle aniden falan yapılır mı? Elini kolunu oynatma. Aniden falan yapar. Ben mi yaptım? Sen bak, yaptın su tabii. Parasını yedim. Bak kasko parasını yedim. Şimdi burada seni ayakta yemeyeyim ha. Arkadan sen çaptın kardeşim. Ya hem suçlusun hem güçlüsün, bir de hala konuşuyorsun be. Ben mi kurt? Ha, polisler de geldi. Şimdi derdini onlara anlat bakalım. Geçmiş olsun. Nasıl oldu olay? Bakın anlatayım memur bey. Ben normal yolumda gidiyordum. Bu adam da benim önümde gidiyordu. Aniden frene basınca ben de duramadım, haliyle vurdum. Sus. Şehir içinde bu kadar hız yapılır mı kardeşim? Sen geldin bana arkadan çarptın ya. Ya konuşmaya mı haklısın? Ne konuşuyorsun? Bir dakika. Kaskonuz var mı? Evraklarınızı görmek istiyorum. Benim bütün evraklarım tamam memur bey. Buyurun. Peki. Nasıl ya kasko? Kasko mu? Eyvah! Son gün! Son gün! Arabada asaç yok, bende kasko yok. Bittim ben. Bittim. Bittim. Yandım ben, öldüm. Nasıl kurtulacaksın bu işten şimdi Ömer ha?
kardeşim. Hanım da dayak yemeyeyim diye oldu bu duvarayı. Hanım bakıyor, kafa göz sarılı nasıl olsa dayak yemiş diyor, beni dövmüyor. Amirim, amirim. Ne var? Amirim, kazanın şokuyla mıdır nedir? Ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Tansiyonum düştü herhalde beni. Hastaneye götürün, ben bayılıyorum abi. Amirim. Ya kardeşim kendine gel. Amirim burada bir ambulans çağır. Amirim. Ya kardeşim sakin ol. Ama kazan oldu. Kendin her şey. Hemen ambulans gönderin, tamam. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldin Kenan. Merhaba. Ne haber Ramazan abi? Oo merhaba Kenan Bey. Geç bakayım, otur şöyle. Geç otur şöyle. Ne oldu abi? Hayırdır? Kötü bir şey mi yaptım yoksa? Çekmeyeceğim senin kulaklarını. Ne yaptım abi? Daha ne yapacaksın oğlum? Derslerine çalışmıyormuşsun, sınava girmek istemiyormuşsun. Ne demek oluyor bütün bunlar ya? Helal sana ağam be. Ramazan ağam şimdi de baş öğretmen oldu. Yandın sen Kenan ağam. Biz senin okumanı, avukat olmanı istiyoruz. Biz seninle gurur duymak, övünmek istiyoruz oğlum. Ramazan abi haklı Kenan. Bir an önce bitir şu okulu oğlum. Tabii ya, öyle sınava falan girmeyeceğim demekle olmaz bu iş ya. Bak Kenan oğlum, sana bir hafta izin. Sınavlarına iyi çalış, olur mu? Sağ ol Ramazan abi. Vallahi hakkımı nasıl ödeyeceğim bilemiyorum. Hadi bakalım. Şimdi doğru eve. Sınavları vermeden de geleyim deme sakın, tamam mı? Tamam abi, sağ ol. Alo Çiçek Taksi, buyurun. Ne? Kaza mı yaptı? Bir şey yok ya. Evet. Anladım memur bey. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Ne olmuş Ramazan abi? Kim kaza yapmış? Ne olsun? Ömer kaza yapmış. Hasar da çok büyükmüş. Şu kaskocuyu bir arayayım bakayım da durumu sorayım. Alo. Alo Cevat. Ben Ramazan amcan. Buyur Ramazan amca, seni dinliyorum. Ha, bizim Ömer'in kullandığı araba var ya. Ha, kaza yapmış. Hasar da çok büyükmüş. Kaskoyu yürürlüğe koydunuz değil mi? Hayır Ramazan amca, kasko parası yatırılmamış ki. Dün son gündü. Ne? Ne? Yatırılmamış mı? Kasko yatırmamış mı? Ulan Ömer, ulan Ömer, yaktım ulan seni, yaktım ulan. Ne oldu abi? Kaskoyu mu yatırmamış? Yatırmamış ya, yatırmamış ya. Ah Ömer, ah ben bunu çamı bilirim. Merak edilecek bir şeyiniz yok. Röntgenleriniz temiz, tomografiler de iyi çıktı. Sapa sağlamsınız Ömer Bey. Sapa sağlamız ha? Eyvah! Birazdan buraya karım ve patronum gelince paramparça olacağım ama. Ömer? Sensin değil mi? 72 fırıldak Ömer. Asker arkadaşım benim. Beni hatırlamadın mı? Ahmet Çoban. Onbaşı Ahmet Çoban. Çoban. Ahmet Çoban. Hatırladım tabii. Vay be. Kaç yıl sonra seninle yeniden karşılaştık ha. Ulan ne numaralar çevirdik seninle askerdeyken. Tabii. Nasılsın lan toprağım? Ne yapıyorsun sen burada? Burada çalışıyorum. Hasta bakıcıyım. Ahmet. Ne oluyor Ömer? Çoban Ahmet. Ömer ne yapıyorsun? Ne dedin sen biraz önce? Kendine gel Ömer. Ne dedin Ahmet? Hasta bakıcıyım. Kötü bir şey mi söyledin? Olur mu Ahmet? Dünyanın en güzel şeyini söyledim. Ciddi misin? Kepçe kulaklı Ahmet. Oynama kulakları. Oynamam Ahmet. Bak Ahmet, başımda bir dert var. Tamam mı? Beni bu dertten ancak ve ancak sen kurtarabilirsin. Hem asker arkadaşları birbirine yardımcı olmaz mı? Toprağım! Ha? Bak şimdi, ben bir takım arkadaşlardan borç para aldım. Ramazan abi, polis hangi hastaneye kaldırıldığını söylemedi mi? Yok be Kazımcığım ya, telaştan soramadım ki. Aha, Ömer Ağandır belki. Alo Çiçek Taksi, buyurun. Evet efendim. Evet. Tamam, hemen gönderiyorum efendim. Hadi Celal, fırla. Bahçecik Sokak, No 16. Tamam abi. Alo Çiçek Taksi, buyurun. İyi günler. Ben arıyorum. Sizin durağın şoförlerinden Ömer Bey bir trafik kazası sonucu hastanemize yatırıldı. İyi, evet de durumu nasıl onun? Durumu çok kötü beyefendi. Perişan bir halde. Gelseniz iyi olur. Tamam, anlaşıldı efendim. Kazım, gidip bir bakalım şu fırıldağa. Tamam abi, hadi. Hadi sen burada kal da göz kulak ol cezaneye. Tamam. Aman bak hele ya, ben de geleyim. Annem lazım olur. Hayır, kal burada hadi. Evet sevgili dinleyicilerim, işte bütün olanlar böyle.
söyleyin. Yani siz siz olun bundan böyle asla yakınınız, karınız, kocanız dahi olsa güvenip de faturalarınızı emanet etmeyin. Yoksa bütün geceyi benim gibi karanlıkta geçirirsiniz. Neyse, şimdi ben sizi Kuşum Aydın'la baş başa bırakıyorum. Ben burada olacağım. Efendim? Efendim? Ben Ömer diye birini tanımıyorum kardeşim. Hayır, duymak istemiyorum. Ne? Kazağı mı geçirdin? Nerede geçirdin? Geliyorum. Ay Kuşum kazağı geçirmiş ayol. Kuşum. Ay, nasılsın? Manoş. Canım Manoş'um. Beni sokağına sattıysan işte o haldeyim Manoş. Kuşum söyleme öyle, çok utanıyorum. Hatırlatma, ben çok pişmanım. Tatlım benim. Ben de faturaları ödemeyi unuttuğum için çok pişmanım. Ömer oğlum, şimdi sırası değil ama kaza nasıl oldu? Şimdi Ramazan'a... Ramazan abi şimdi ben... Nasıl utanıyorum anlatamam. Kaskoyu, tam kaskoyu yatırmaya gidiyordum. Birdenbire ne oldu anlamadım. Adamın biri, angutun biri geldi böyle arkadan çarpmaz mı? Neyse, bırak şimdi. Bırak kaskoyu maskoyu da. Yani sana bir şey olmamış Allah'tan. Ya, benim bir sadakam varmış. Evet, o da bizim kasko. Ama şimdi Ramço, olur mu böyle canım? Şimdi bir sürü masraf çıkacak. Ömerciğim boş ver. Cana geleceğine mala gelsin, değil mi? Yani. Ramço. Ramço, ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Benim babam bu, babam. Canım arkadan vurmuş nasıl olsa. %100 suçlu. Sen canını sıkma artık. Heh, üzülme kuşuma artık. Kuşum, senin istediğin bir şey var mı? Bir tane. Ay. Sen yanımdasın ya, bu bana yeter. Canım. Bana. Anam. Anam. Ay. Hadi bakalım, biz gidelim artık. Biraz daha kalsaydın Ramço. Yok oğlum, hasta ziyareti bu kadar olur. Sen de bir an evvel iyileşmene bak. Allah razı olsun senden Ramço. Ben bu hakkını nasıl ödeyeceğim senin? Şşş, hadi boş ver. Seni sağ salim gördük ya. Neyse, benden istediğin bir şey var mı? Var Ramço. Malum hastane masrafları filan, üzerimizde hiç para yok. Hayatım, o bizim babamız. Yani biraz çıkma yapsan borç olarak. Çıkma mı? Peki. Al bakayım şu dönme var. Şu 30 milyonu al da daha sonra uğrar yine tamam. Veririz lazım oldukça. Hadi kızım, kal sağlıcakla, geçmiş olsun ya. Teşekkür. İyi günler. İyi günler. Aslanımız nasıl? Siz ne işiniz var burada? Ben sizi taburcu etmiştim. Sizin bir şeyiniz yok ki. Ne? Bak hayatım, hiçbir şeyin yokmuş, gördün mü? Ay nasıl yok ayol? Adam trafik kazası geçirdi kocam. Çok hasta benim. Hastayım ben, hasta. Ha. Tamam da senin bir şeyin yok. Tedavin ayakta yapıldı. Kim sardı seni kardeşim böyle? Ben de onu soruyorum kardeşim. Niye safa sağlam adamı sarıyorsunuz diye. Ömer. Manoş. Ömer? Manoş bak, anlatabilirim aslında bunların hepsini. Niye anlatayım? Şaka biter. Şaka mı? Küçük minicik bir şaka. Kolum. Ay, Ömer! Ramço! Ömer, avuçak aşağı. Ömer diyorum. Ömer. Ben şu.